Ah Lady'ciğim. Ah, al canım benim bak. Lady. Ah, al canım benim. Ah, ah. Ay Lady, arada nefes al çocuğum. Sen de hepsini sildin, süpürdün. E tabii. Ya sabah kuzunun çıkardığı yaygaradan çocuğumun mamasını veremedim abiye. Ondan bu kadar iştahlı yiyor güzel kızım benim. Dur güzel kızım, ağzını da silsin annesi. Oh. Anneciğim, sen normalde bir çeyrek sığırla mı besliyorsun Lady'yi bir günde? Vallahi bütün masayı yedi. Belin Hanımcığım. Bu köpek sizin mi? Evet benim. Yani bir miktar tabii yaramazlık yaptı, her şeyi yedi bitirdi ama ne yapayım Seval? Ha yok, yani önemli değil. Sadece öyle dışarıdan gelince biz korktuk. Değil, dışarıdan değil. Evden geldi, evden geldi. Bir dakika. Siz bir şey yemediniz ama köpeğiniz yedi. Evet, köpeğim bir miktar yedi gerçekten. Şimdi tabii şöyle bir öz eleştiri yapmamız lazım. Antarktika'da o kadar aç insanlar varken, yani bir hayvanın tek başına oturup bir neredeyse masanın tamamını yemesi, acın tohum halinden anlamaması gerçekten bir insanlık ayıbı. Ve evet, bunu yadsıyamayız Sevalcığım. Yani bu durumda siz de otomatikman benim altın günüme katılmış oluyorsunuz. Evet. Altın günü mü? Evet. Deryacığım, Şebnemciğim, Banucuğum, altınlarımı alayım. Teşekkürler. Altın günü. Abiye Hanımcığım, Berin Hanımcığım, sizin altınlarınızı da rica edeyim lütfen. Bizim altınlarımız mı? Evet. İyi de Savalcığım, bizim bunun bir altın günü olduğundan haberimiz yoktu ki. Yani biz sıradan bir gün sanrısıyla giriştik içeri. Evet, altın günü olduğunu bilseydik Savalcığım, katiyen girmezdik buraya. Katiyen girmezdik, katiyen girmezdik. Niye girelim canım? Sizin gibi böyle kompleksli, zavallı, çaresiz, eşki suratlı kadınları göreceğiz. Bir de üstüne altın vereceğiz. Başka? Acaba başka? Ama olur mu hayatım? Yani günümüzde sıradan gün mü kaldı? Bütün günler altınlı oluyor. Keşke içeri girmeden önce sorsaydınız göbek atarken altınlı mı altınsız mı diye. Aslında doğru söylüyor abiye. Biz göbeği görür görmez daldık içeri. Dalmayacaktınız işte. Neyse, altınları rica edeyim. Ne oluyor Sevat sana? Bizim verecek altınımız falan yok ki. Aa, benim vardı. Evet, gelinlikken vardı ama Erman zorunlu 2 sene önce altınlarımı sattırdı. Ha? Abiye, kuzunun sana böyle bir şey yapmasına nasıl izin verdin kızım? Anneciğim, 1200 lira telefon faturası gelmişti. Bir şey diyemedim. Ha, o zaman tamam. Vallahi ben onu bunu anlamam, altınlarımı istiyorum. Ay nereye istiyorsun altınlarını? Biz bu sizin altın gününüzde bir şey yiyip içtik mi? Onu yapmadık, sadece geldik göbeğimizi attık. Giderken de göbeğimizi alır götürürüz, kendi göbeklerimiz. Abiye doğru söylüyor. Yani Sevalcığım, benim bildiğim böyle bir günde bizim altın gününe katılabilmemiz için bir şeyler yiyip içmemiz lazım. Oysa ne oldu? Bir bardak çayını bile içemedik daha. Ya bırak git, resmen görgüsüzlük yapıyorsunuz. Bir bardak çayınızı mı içtik? Çayınızı içmedik. Çayınızı bile içmedik. Nereye veriyoruz altınları? Ha, peki köpeğinizi yediği ne olacak? Ben altınlarımı istiyorum. Ay biz mi yedik onları? Köpeğimiz yedi. Köpeğimizden iste. Ondan iste altını, sanki biz yedik. Aynen öyle. Hayır, biz alıp böyle yemiş olsak, yani şunlardan biraz alsak, cebimize koysak, hatta yemiş olsak tamam, bizden iste de öyle bir şey de yapmadık. Tankut eniştemizi mi yedik, Mukaddes yengemizi mi yedik, hiçbir şey yemedik. Ha, Lady'cim, hadi şimdi biz eve gidelim, sonra sen gelir verirsin Seval teyzenin altını, hadi çocuğum. Türk balığı hey, baba bana para ver, baba der mi? Türk balığı ho, Türk balığı hey, baba bana para ver, baba der mi? Türk balığı ho, Türk balığı hey, baba bana para ver.